Aşklarım, hepinize merhaba. Yeni bir videoyla ve yeni bir arka planla karşınızdayım. Yaşasın. 5 senedir hayatımda ilk defa farklı bir arka planla. Size bir şey söyleyeceğim. YouTube camiasında 5 sene geçirip de 5 sene boyunca aynı yerde video çeken tek bir insan yoktur. O tek kişi de benim. Ona rağmen beni takip etmeye asla bırakmadığınız için sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben bu işi sarı yapmıştım. Niye tekrar beyaz duruyorum? Neyse, bunu sonra düzeltirim. Neyse, yeni evimde ilk videom. Ciddi anlamda ilk şeyim. Ev turu vlogu gelecek tabii ki ondan önce. Evi direkt bu şekilde göstermeyi planlamıyorum size ama her şey bitsin öyle göstereceğim bir evi. Şimdilik arka planımız bu. Yani bayağı bir süre arka planımız bu olacak. Şimdi videoya geçmeden önce küçük bir bilgilendirme, küçük bir duyuru yapacağım. Biliyorsunuz zaten, hepiniz duydunuz ve biliyorsunuz ama kitabım çıktı. 37 İnkılap Yayın Evlerinden çıktı. Stokları bitirdiniz ilk günden. Yemin ederim ki ne ben ne yayın evi böyle bir şey tahmin ediyordu. Şoka girdik. Şu anda gerçekten kitap yok satıyorun ciddi anlamı. İkinci baskıya gittik tabii ki. İkinci baskının her yere yayılması için de böyle bir haftayı beklemeniz gerekebilir. Alırsanız ve okursanız çok sevinirim. Videoya geçiyorum arkadaşlar. Aslında ana videosu çekmek istedim ve benim şeyimi kirpime ne oluyor ya? Ana videosu çekmek istedim ve anlatacak anım olmadığını fark ettim. Anlatmaya değer tek anımın Amerika zamanından, yani 2 sene öncesinin yazından olması beni birazcık üzse de yine de büyük ihtimalle orada yaşadıklarımı hiçbir yerde yaşayamam. Bir de ben daha önce videosunu çekmiştim bunun ama yayınlamamıştım. Bir takım sebeplerle ötürü, onu söyleyeceğim zaten video boyunca. Dedim ki madem ana videosu çekeceğim, orada yaşadıklarımı anlatayım. Yani normalde orada yaşadığım, Amerika'da yaşadığım kötü olayların hepsini topladığım bir videom yoktu. Biraz da başıma gelen kötü olayların hepsini komple böyle bir videolaştırıp anlatayım dedim size. Birazcık da dedikodu tarzı olur zaten. Umarım keyifle dinlersiniz. Bilmeyenler için bu arada söyleyeyim, 2019'un yazında ben Work and Travel'la Amerika'ya gitmiştim. Los Angeles'ta 3 ay kaldım. 3 ay boyunca orada çalıştım. Yaşadım yani orada iki arkadaşımla beraber ve orada başıma gelen bir takım şeyler oldu. O yüzden onlardan bahsetmeye başlıyorum. Birincisiyle başlıyorum. Öncelikle zaten gittiğimiz ilk haftası yaşanan bir olay. İlk haftadan bu kadar büyük, kötü bir olay beklemiyorduk açıkçası. Şöyle, sosyal güvenlik numarası almamız gerekiyor orada yaşadığımız süre boyunca ve sosyal güvenlik numarasını almak için o binaya gittik. Yani bir devlet binası gibi düşünebilirsiniz. Oraya gidiyorsunuz, hani sosyal güvenlik numarasınızı alıyorsunuz falan filan. Bir devlet binası ve içinde bayağı polisler var, silahlı adamlar falan var. Bayağı yani güvenlikli donanımlı bir bina. Genelde Los Angeles bölgesinde inanılmaz fazla evsiz vardı. İnanılmaz. Yani ben diğer eyaletlere de gittim. En fazla evsiz gördüm Los Angeles'ta. Özellikle benim yaşadığım yerde de çok fazlaydı. Çünkü biz Walk of Fame'in iki sokak aşağısında kalıyorduk. Walk of Fame'de şu yıldızlı yol var ya. Yani oraya 10 dakika yürüme uzaklığındaydık. Şey gibi düşünün, yani İstiklal Caddesi gibi düşünün. Orada ne kadar fazla evsiz görebilirseniz. Aslında Los Angeles'ta da öyleydi. Ama genel olarak zaten şehirde de çok fazla evsiz var. Yani bu ciddi bir problem bence. Hatta bayağı her yere bunun ciddi bir problem olduğuna dair billboardlar falan asılmıştı. Yani orada evsizlik çok büyük bir problem ülke için. Yani sadece Los Angeles'ta demeyeyim ama ülke için ciddi bir problem. Neyse, özellikle bizim yaşadığımız yerde dediğim gibi çok vardı. Ve o sosyal güvenlik numarasını almaya gittiğimiz binanın hemen önüne bir evsiz birkaç kişi oraya ev kurmuştu. Bu arada evsiz dediğime bakmayın ama bu şekilde şey yapmak zorundayım. Söylemek zorundayım. Başka türlü nasıl anlatacağım bilmiyorum. Küçümsediğinden asla değil zaten, benim biliyorsunuz. Oraya da mesela bizdeki gibi böyle hiçbir şey olmadan sadece yatma kalkma gibi kullanmıyorlar sokakları. Bayağı eşyalarıyla beraber insanlar sokaklarda yaşıyorlar. Bayağı valizleri var, çatı matı yapmışlar. Hani sokağa resmen evlerini taşıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Tam olarak o devlet binasının hemen önüne koymuşlar. Biz de şimdi içeri girmeden önce dışarıda bekliyoruz. İlay ben Elif'tik. Elif'in de o sırada telefonu çaldı ve babası arıyor. FaceTime'la konuşacak. Şimdi elinde telefon var Elif. Biz de tam evsizlerin karşısındayız bu arada. Yani şöyle karşılıklı oturuyoruz. Ama bize şey demişler, hani bir şey yapmıyorlar, sorun yok, korkmayın falan demişlerdi bize gelmeden önce. O yüzden bize çok problem etmiyorduk. Bir de devlet binasının önündeyiz. İçeride bir sürü polis var, silahlı bilmem neler var. Hani bir şey olmaz herhalde diye düşünüyoruz. Neyse, şeyin önünde duruyoruz işte. Elif'in babası aradı. Elif şimdi telefonla FaceTime konuşuyor. Telefonu şu şekilde tutuyor ama kulağında kulaklık var. Şuradan da kameraya konuşup bir şey söylüyor yani şu şekilde. Şimdi karşı taraftan baktığında sanki evsizleri çekiyor gibi duruyor Elif şu şekilde telefonu tutunca. Ama zaten kulağında kulaklık var tabii, ekrana bakıp konuşuyor yani. Sonra bir anda oradaki işte yaşayan bir adam, yaşlı da bir, yaşlı da demeyeyim de 50'lerinde falandır yani, kendi kendine konuşmaya başladı. Bağırıp çağırıyor. Ama o sırada Los Angeles'ta o kadar kendi kendine konuşan insan var ki, o kadar deli var ki, bence tüm şehir sıyırmış. Onlardan biri zannettik ve hani kendi kendine konuşuyor diye hiç umursamadık. Sonra bir anda sesli bir şekilde küfür duymaya başladık. Hani pis, şişman, çirkin, pisliksin sen.
sen işte bitch falan tarzı küfürler duymaya başladık. Ben o sırada telefonuma bakıyorum. Elif zaten telefonda konuşuyor şöyle. İlay bir anda dedi ki bize küfretmeye başladı. Çabuk gidelim dedi. Ben de bakıyorum hala bize etmiyor falan diye zannediyorum. Bize değildir falan filan dedim. Bir anda adam ayaklandı oradaki. Ondan sonra bize doğru gelip şey demeye başladı. Beni çekmeyi bırakmazsan o telefonu alır senin bir yerine bir şey yaparım falan diye küfretmeye başlayınca dedim ki artık okey bize diyor. Ve direkt kalktık. Elif o sırada telefonu kapattı. Biz yürümeye başlarken adam bir anda geldi ve arkamızdan koşturmaya başladı. Allah belamı versin ki size. 10 dakika kaç kovala oynadık. Koskoca cadde. İnsan da o kadar yok. Bizdeki gibi kalabalık değil sokaklar maalesef. Hani işlek bir yer olmasına rağmen yürüyen insan yok. Herkes arabayla gidiyor çünkü bir yerlere. Yemin ederim 10 dakika koştuk. 10 dakika kovaladı bizi. Ve korkudan ben zangır zangır titriyorum. Bağıra bağıra böyle küfrediyor. Arkamızdan koşuyor bilmem ne. O sırada çok şükür Taco Bell gördük bir yerde. Bir fast food zinciri. Oraya girdik hemen. O sırada Taco Bell'in güvenliği vardı ve güvenlik bizim koşarak içeri girdiğimizi görünce hemen ne oldu falan dedi. Dedik bizi kovalıyor falan. Siz hemen içeri girin dedi. Adam sağ olsun bizi içeri aldı. Gitti oradaki adama bağırdı. Şu anda dedi yaptığın çok büyük bir saygısızlık. Ne yaptın farklı mı falan filan. Adama bir şekilde bağırdı. Adam birazcık uzaklaşır gibi oldu. Birazcık o tarafa doğru gitti. Yandan bakıyoruz adam hala orada bizi bekliyor. Yok dedik ne yapacağız falan filan. Neyse oradaki güvenlik geldi bizi sakinleştirmeye çalışıyor falan. Neyse birazcık oturduk orada. Yemek falan yedik. Biz 1,5 saat falan oyalandıktan sonra baktık adam gitmişti ama çok böyle korka korka çıktık. Hatta güvenliğe dedik arkamızdan bakar mısınız falan diye. Anca o şekilde eve gidebildik. İlk günden ya ilk haftadan daha doğrusu böyle bir şey yaşamak bizim için korkunç bir deneyimdi. Onun dışında sokaklarda çok fazla çete var. Ve çetelerin hepsi, söylemek istemiyorum ırkçılık olacak diye ama aynı ırka mensup yani. Tüm çeteler aynılar yani maalesef. Söylemeyeceğim onu beni yanlış anlamayın diye. Ve en başta tabii biz ilk gördüğümüzde bunları normal falan zannediyorduk ama yaşaya deneyimledik. Korkunçlar. Yani önlerinden size yemin ederim bir kadın olarak yürümeniz imkansız. Çünkü yani sizi zaten ekip şurada, siz şuradasınız. Sizi burada gördükleri an zaten hepsi bir anda dönüyor size ve bas bas bağırmaya başlıyor. Gece gündüz fark etmiyor. Sabahın 8'inde de öğlen 2'de de akşam 10'da da her saat başı bir kadın gördü mü hepsi inanılmaz derece saygısızlaşıyorlar. Önlerinden geçerken o kadar ağır cümleler kuruyorlardı ki biz çok rahatsız oluyorduk ve ben onları her gördüğümde maalesef yolumu uzatmak zorunda kalıyordum onların önünden geçmemek için. Çünkü önünden geçtiğin an hey girl nice boobs nice tits falan böyle dış görünüşüne laf atmadan bahsediyoruz. Hani hey çok güzelsin fıstık falan gibi değil. Gerçekten vücudunda gördüğü yerlere karşı bir sözlü saldırıda bulunuyor sana ve çok korkunç ve rahatsız edici. Zaten özellikle akşam ondan sonra Los Angeles'ta dışarı çıkman imkansız. Sokakta yürüyemezsin. Erkek de kadın da gerçekten saat ondan sonra sokaklar o kadar tehlikeli ki bu ekipler yüzünden. Ve o ekiplerle bir kere göz göze gelmen yetiyor. Yani ben mesela ilk zamanlar bilmiyorum tabii. Bana mı laf atıyorlar diye hani hafif şöyle bir bakıyorum. Göz göze geldin mi bittin. Mahvoldun yani. Seninle direkt göz göze geldin mi şey algılıyorlar. Ben de seni beğendim ve kesinlikle benimle konuşmaya devam etmelisin. Bu şekilde algılıyorlar ve sen tüm yolu yürürken senin yanında yürüyorlar. Laf etmeye devam ederek. Hani şu şekilde bir saniye göz göze geldi hemen peşine takılıyor. Seninle yürüyeceğin yere kadar yürüyor. Ve o kadar korkunç ki ben gerçekten gündüz vakti de dediğim gibi akşam vakti de çok korkuyordum. Da akşam ondan sonra falan hatta 9 dışarı çıkamıyorduk. İş yerinden bazen mesela 9.30 gibi falan çıkıyordum ben. Ve evim 10 dakika yürüme mesafesinde olmasına rağmen Uber çağırıp eve gidiyordum. Onların önünden geçmemek ya da sokaktan geçmemek için. Gerçekten çok tehlikeli ve çok korkunçtu. Bir diğer sıkıntı müşterilerden bahsetmek istiyorum. Şimdi benim işim arkadaşlar ben Hard Rock Cafe'de çalışıyordum. Hard Rock Cafe'de host olarak çalışıyordum. Host da nedir? Bizim Türkiye'de çok yaygın değil ama her kafede var orada. Geliyorlar müşteri merhaba diyor. Biz 5 kişiyiz diyor. Ben sistemimden check ediyorum. 5 kişilik hangi masa boşsa onları alıyorum. Menüleri de ben kendim alıyorum. Onları masalarına oturtuyorum. Menüleri de onlara veriyorum. Yani sistem bu şekilde çalışıyor. Ve zaten Hard Rock çok büyük olduğu için sürekli turist akınına uğradığı için çünkü tam merkezdeydi Hard Rock. Tam o Walk of Fame'in üstündeydi. O yüzden o günde o kadar fazla müşteriyle muhatap oluyordum ki inanamazsınız. Onlar arasında yaşadığım bir şey. Maalesef bu da tek bir ırkta yaşadığım bir problemim. Onu da söylemeyeceğim. Bu arada o ırka karşı bir antisempatim, ne denir ona? Sempatim yok diyemem. Hala onları çok seviyorum ve hiçbir problemim yok ama 3 ay boyunca sadece o ekipten gördüğüm bir muameleydi. Ama yine de söylemiyorum tabii ki. Ama yine de hala onları çok seviyorum ve ırkçı asla değilim ve herkesi çok seviyorum. Neyse. Şimdi normalde ne diyeyim? Manner olan insanlar. Yani iyi. Bunu nasıl söyleyeceğim ya? Terbiyeli mi diyeyim? Bilmiyorum. Neyse. Biz nazik insanlar girdiğimizde yani diğerleri de şöyle yapar. Merhabalar. 5 kişilik masa rica edebilir miyiz? Can we have a table for 5 please? Thank you. Bu şekilde hani 5 kişilik masa alıyoruz. Teşekkürler. Ben tabii ki lütfen falan filan hemen bakıyorum falan götürüyorum. Teşekkür ediyorlar. Gidiyorlar. Şimdi bir takım müşteriler direkt geliyorlar ve şu şekilde yüzüne bile asla bakmazlar. Direkt şöyle. 5.
Sadece 5 diyor yani. Hiç konuşmuyor falan. Okey falan filan yapıyoruz. Masayı şey yapıyoruz. Ve masalarını tutuyoruz. Şimdi normalde de şimdi ben önden gidiyorum. Mekan çok büyük. Bayağı beni takip etmesi lazım masayı bulmak için. Şimdi sizin önünüzde biri yürürken, size masayı göstermek için yürürken hani ona yetişmek için biraz hızlı yürümez misiniz? Hani yetişeyim ki masamı göreyim falan filan diye, değil mi? Normal şartlarda herkes öyle yapar ki. Herkes öyle yapıyor normalde ama bir takım müşteriler, bu Five diyen ekip oluyor bu genelde. Ben menüleri alıyorum, yürüyorum, Allah'ım yani 10 kilometre yürüyorum, arkama bir bakıyorum onlar da en başta 0,5 kilometre hızla yürüyorlar arkamdan ve bana bakmıyorlar bile. Hani telefonla uğraşarak şu inanılmaz yavaş bir şekilde yürüyorlar. Ben ta diğer caddeye geçmişim hızdan. Hani bakmıyor, beni takip etmiyor. Ben o duruyorum orada bir saat, onların gelmesini bekliyorum yanıma. Yani istisnasız bu arada, hani bir kişi öyle yapmadı diyemiyorum. Maalesef hepsi beni orada 5 dakika boyunca beklettiler. Neyse, daha sonra onlara masalarını oturtuyorum. Menü vermek de sıkıntı bunlara. Çünkü normalde mesela masanın 6 kişilikse masa özellikle, en sondakine menüyü yetiştirmem benim çok zor. Çünkü bayağı bir uzanmam gerekiyor. Tabii ki o şekilde uzanamıyorum. Ne yapıyor insanlar? Menüyü benim elimden alıyorlar, yanındakine veriyorlar ben uzanamadığım için. Bu insanlarda öyle bir şey yok. Asla oturuyorlar direkt. Ya bana bakmıyorlar, hiç bu tarafa bakıyorlar ya da telefona bakıyorlar. Ben cebelleşiyorum ki o menüyü en sona uzatayım diye. Bir kere bile elimden alıp yana koyduklarını hatırlamıyorum. Benim cebelleşmemi zevkle izliyorlardı oraya uzanayım diye. Gerçekten şaka yapmıyorum. Bir de teşekkür etme gibi zaten hiçbir şey yok. Normalde müşteri 3 kere teşekkür eder. Bir, yerine oturtacağım zaman teşekkür ederim der. Yerine oturturum teşekkür eder. Menüyü veririm teşekkür eder. Toplamda teşekkür sayısı 3'tü. Hadi 2 olsun, tamam mı? Mesela masaya oturttuğumda bir teşekkür var. Ne menüyü verdiğimde bir teşekkür var. Normalde menüyü verdikten sonra konuşman gerekiyor müşteriyle. Bu arada tuvalet şu tarafta, Wi-Fi şifremiz bu. Bir ihtiyacınız olursa ben her zaman burada olacağım falan diye bilgi veriyorsun. Çok teşekkürler, çok sağ olun falan diyorlar. Gidiyorsun. Bunlar yüzüne bile bakmadığı için menü verdikten sonra ben şu şekilde kalıp yani afiyet olsun deyip defolup gidiyordum yani. Çünkü asla kimse benimle konuşmuyordu. Bir de booth olayımız var. Amerika'da şu tarz masalar var. Biliyorsunuzdur filmlerden vesaire. Bizde çok yok. Ama bunlar yumuşak olduğu için genelde müşteriler tabii ki burada oturmayı tercih ederler. Bir de normal masalar var. Bizdeki kafelerdeki masalar gibi. Ama o boothlar sınırlı sayıda, yani herkes için yok. Bir ekip, yine aynı ekipten bahsediyorum. Az önce şikayet ettiğim. Booth dışında masaya oturamıyorlar. Size yemin ederim, senin onları normal masaya oturttuğunda kıyamet koparıyorlar. Yine istisnasız maalesef şey diyemiyorum. Mesela 10 kişiden 8'i diyemiyorum. 10'da 10 arkadaşlar. 3 ay çalıştım, 10'da 10. Hepsi. Hiçbiri masaya oturmak istemiyor. Direkt ve sana hani boot yok mu acaba falan diye asla sormuyorlar. Ben buraya oturmam, bana boot vereceksin. Direkt bu emir veriliyor. Ve ben en başta çalışmaya başladığımda bunu asla bilmediğim için şok oluyordum ve elim ayağıma dolanıyordu. Gidiyordum tekrar host kabinine, diyordum ki bunlar masa istemiyorlar, boot istiyorlar. Açıkta boot yok, her yer dolu. Ne yapacağım diyorum. Gidiyorum söylüyorum, kavga çıkıyorlar. Bana menajerinizi çağırın diyor. Menajerle kavga ediyorlar. Menajer bunu ikna ediyor, masaya oturuyor. Yani ben alışana kadar o kadar canım çıktı ki artık ben o ekip geldiğinde tanıyorum. Bunların booth oturmak istediğini biliyorum. Ve içimden diyorum ki lütfen açık booth olsun diyorum. Bakıyorum varsa zaten onları masaya almadan direkt oraya, sorun çıkması diye direkt oraya götürüyorum. Bir kere hiç unutmuyorum, iki tane kadını götüreceğim. Baktım şey, masa, normal masa geldi sistemden. Ya dedim bunlar sorun çıkaracaklar bana, çok eminim. Yürüyoruz yavaş yavaş, yine çok yavaş geliyorlar. Neyse gittik masayı, şu bak normal masa olduğunu şu kilometre öteden gördüler ve bir anda no way no way diye bağırmaya başladılar. Ben anladım direkt zaten, hiç sıkıntı değil hemen geliyorum dedim. Onları orada durdurdum, hemen bir boot açtım, onları gittim oraya oturttum. Oturmuyorlar yani, çok büyük bir problemdi maalesef. Onun yerinde işlerinde tanıştığım insanlar vardı. İşlerinde de erkekler çok garipti çünkü çok hızlı tanışıyorlar kızlarla. Yani hiçbir iş ahlak, iş etiği diye bir şey yok. Daha gittiğim ilk hafta erkek numarasını, bir tane çocuğun biri numarasını yazıp bana kağıtla vermişti. Hey gitti. Böyle herkesin içine hey girl, hey beautiful, what's up falan diye bağırarak konuşuyor. Mesela hani mesela menajer var, müdürü falan var. Hiç umurunda bile değil. Direkt sana orada laf atıyor, şey yapıyor. Onlar rahatsız edici boyutta değildi tabii iş ortamı olduğu için ama onlarda da çok hızlı bir tanışma ve düşürme eğilimi var erkeklerinde de, beni çok şaşırtan bir şekilde. Bir tanesi gerçekten beni korkutmuştu ve garipsemiştim. Bir kere yolda yürüyorum, işe gideceğim. İşte öğleden sonra, öğlen saatleri evden işe yürüyorum. Sokakta kulaklık var kullandığı. Sokakta biri buramı dürttü. Bir döndüm baktım, tanımadığım biri. Merhaba falan dedi, benimle yürümeye başladı. Merhaba falan dedim. Sen dedi Harcak'ta çalışıyorsun değil mi? Ben de orada çalışıyorum, seni görmüştüm falan filan. Tanıştık böyle bir. Ondan sonra şey dedi işte, bir şey ihtiyacın olsa mutlaka söyle. Eğer evinde bir problem olursa arkadaşlarına benim evime yerleşebilirsin falan. Böyle inanılmaz pozitif, böyle iyi şeyler söylüyor. Ben de şaşırdım, daha hiç böyle bir şey görmedim. Amerikalılar çok
bizim gibi yardımsever değiller. Aa çok sağ ol falan, çok iyi bir insan olduğunu düşünüyor falan. Sonra bu bana taktı kafayı. Instagram'ımı aldı, oradan alıyor. Bir şekilde numaramı da verdi. Niye verdi bilmiyorum. Yazıp duruyor oradan oraya, öyle bir sürü. Geldi bana bir ara dünyanın en pahalı tişörtlerinden falan, abartıyorum da, pahalı bir tişört almış Guess'ten. Onu veriyor. Bana niye veriyorsun? Beni de zor duruma soktu orada o tişörtü verince. Hani seni romantik bir yere yemeğe çıkarayım falan gibi davetlerle de bulmuştu. Kabul etmemiştim ama o çocuktan birazcık zor koptum. Zaten ben Türkiye'ye dönünce de beni unfollowladı her yerden. Bir kere işte yeni numarasını veren çocuklardan bir tanesi. İlk defa başıma geliyor orada. Numarasını yazmış. Ara beni güzelim falan yazmış altına. Altına da adını yazmış. Ben de gittim host kabinine. Orada kızlardan biri, işte benim gibi host olan kızlardan biri, dedim ki bir çocuk dedim bana numarasını ver, tanıyor musunuz falan dedim. Kıza verdim kağıdı. Kız böyle açtı. Direkt kağıdı yırttı, çöpe attı. Dedim ne oldu falan dedim. Hepimiz aynı kağıdı verdi. Boş ver falan dedi. Hiç beni konuşturmadı bile çocukla. Aslında bu kısmı birazcık kötü. Çünkü maalesef İlayda, ben de, Elif de sokakta tacize uğradık. Ciddi bir olay bu. Bu komik bir kısım değil maalesef. Hatta ben gün ortası saat 2-3 gibi yine evden işe yürüyorum ve yanımdan geçen bir çocuk var. Bir anda yani yalpalıyor zaten, belli yürüyemiyordu ve ben korktum ama yolumu değiştiremedim çünkü o sırada değiştiremeyeceğim. Bir anda yanımdan geçerken bana şöyle bir vurdu ve ben şok oldum. Başıma hiç böyle bir şey gelmedi. O kadar işlek bir caddede oldu ki bu. Direkt kulaklığım var. Yine kulaklığımı çıkardım. Böyle arkamı döndüm baktım, hiçbir şey de diyemedim abi. Diyemedim korkumdan, hakikaten diyemedim ve o kadar insan var sokakta. Bir kişi bile dönüp ne yapıyor bu çocuk, ne yapıyor, ne oluyor, iyi misin falan, hiç kimse bana bir şey sormadı. Elif ile İlenki çok daha kötü ve çok daha farklı kovalandılar o bayağı, onlar gece 12 gibi falan arkadaşımız evinden çıkmış ve kendi evimize gidiyorduk. O saatte maalesef onlar bir kovalandılar, bir o çetelerden bir çocuk tarafından. O çok korkunçtu, onu burada anlatmayacağım zaten ama yani çok korkunçtu. Onun için küçük birkaç şey daha söyleyeceğim. Bir gün yine işten çıktım. Akşam 9-9.30 gibi çıktım. Eve yürüyerek gidemiyorum tabii ki. Uber çağırdım. Uber'in gelmesini bekliyorum. Bir köşede bekliyorum yani beni alacağı yerden. Bir anda airdrop'uma bir şey geldi. Bir istek. Görüntü pornografik bir görüntü ve şok içindeyim yani. Şu şekilde kala kaldım. Etrafında bir sürü insan var. Beni bir yerde izleyip gülüyorlar mı bilmiyorum. Yani reddettim ama iğrenç bir şey. Yani kim kime bunu yapar, niye böyle bir şey yaparlar bilmiyorum. Gerçekten çok iğrenç ve saçma sapandı. Yine aynı şekilde bir gün yine bekliyorum orada Uber'in gelmesini. Hani Uber'in gelmesini dışarıda bile yürümeyi geçtim. Dışarıda bekleyemiyorum bile taksiyi yani, düşünün. Bir tane çocuk görüyorum. İki tane çocuk orada. Bir tanesi birini gazlıyor yanıma gitsin diye. Görüyorum yani orada. Hadi git falan filan bir şeyler diyor. Neyse çocuğun biri geldi. Hey girl what's up falan, böyle saçma sapan inanılmaz şey konuşuyor. Bir de benden küçük belli de yani. İşte şeymiş, şarkıcıymış, rap yapıyor tabii ki. Bana Ayşe şarkısını dinletiyor. Ya ben senin şarkını şu an niye dinliyorum Allah aşkına? Neyse orada saçma sapan şey yaptı. Bir saat onun şarkısını dinlemekle uğraştık falan. Ondan sonra işte numaramı almaya çalıştı. Beni partisine davet etmeye çalıştı falan. Ya bir yandan da gitsin diye sevgilim var, istemiyorum teşekkür ederim falan diyorum. Hiç umurunda bile değil. Sevgilin olması fazla yani, ne olacak falan filan yapıyor yani böyle. Çok zor kurtum. Uber gelene kadar orada o çocukla maalesef konuşmuyorum da ama yan yana durmak zorunda kaldım. Hani gitmeleri için bir şeyleri de yok. Bir caydırıcı bir özellik de yok maalesef. Bir de bir kere bu çok komik ve yine üzücü. Yine öğlen vakti. O gün İlay çalışıyor. Elif'le biz de bir yere gezmeye gideceğiz. Yine Uber çağırıyoruz. Bu sefer evimizin önündeyiz. Yine öğlen 2-3 gibi saatler. Dışarı evimizin önünde duruyoruz. Uber'in gelmesini bekliyoruz. Bir anda bir araba sokağın ortasında durdu. Bizim durduğumuz yerin önünde. Hey girls what's up, yine başladı aynı şekilde falan. Bas bas bağırıyor, laf ediyor, bir şeyler söylüyor, bize konuşmaya çalışıyor. Biz arkamızı döndük şu şekilde, hani ilgilenmediğimizi anlasın ve gitsin diye. Yok gitmiyor, bağırıyor. Bir anda bize Instagram adresini bağırmaya başladı. Instagram'da beni takip edin, Instagram adım bu falan diye bağırıyor. O da yetmedi, bir anda cep telefon numarasını saymaya başladı. Kızlar beni arayın falan, numarasını bağırıyor. Allah'ım Uber gelene kadar biz ne dualar ediyoruz. Artık ya gitsin ya taksi gelsin falan. Ve sonuçta Uber geldi, biz Uber'e bindik. Adam Uber'in yanında durdu. Kornaya basıyor. Girls bilmem ne diye hala bağırıyor. Allah'ım biz başladık gitmeye. Bu da son sürat bizim yanımızda gidiyor. Yemin ederim size 50 km hızla gidiyoruz. Açmış telefonu, Instagram'ını açmış. Camdan bize Instagram'ını gösteriyor. Beni ekleyin falan diye. Allah'ım kafayı yemiş ya. Sıkırmış. Sonra Uber sürücüsü dedik tanıyor musunuz falan filan dedi. Yok dedik tanımıyoruz falan. Gülmeye başladı Uber sürücüsü falan filan. Çok garip şu an bu yaptığı falan. Allah'ım biz böyle bayağı bir yol bizi takip etti. Sonunda bastı gitti. Yani Dreamland Amerika, Los Angeles hiç de aslında bizim gibi bizim Dreamland'imiz değildi. Ama şeyi fark ettim, dediğim gibi bu Los Angeles bölgesine özel bir olay olduğunu fark ettim. Çünkü diğer eyaletlerde böyle bir şey hiç görmedim. Los Angeles özellikle bizim yaşadığımız bölgede de çok merkezi olmasından dolayı çok fazla delirmiş insan vardı. Diğer yerlerde bu kadar taciz olayıdır, laf atma olayıdır, güvensiz olma olayıdır bu kadar olduğunu ben zannetmiyorum açıkçası. Neyse umarım Amerika yerleri çöp atmamışımdır.
hala ona rağmen çok güzel. Bir de olsa tabii ki bir daha giderim. Ama aklınızda da bulunsun. Gidecek olursanız Los Angeles'a bunlar hepsi aklınızda bulunsun. Gerçi dolar olmuş kaç, hep hangimiz gideceğiz o da muamma. Evet, sizi çok seviyorum. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.